Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, gümüş, altın, gram altın ve ons tarafında bilgilendirme e, grafiklerimiz devam etmekte. Bugün itibariyle 1945 seviyesine kadar e, çıkan altın ons 1945 direncine takılmış gözükmekte arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şurası tam 1945. E, aşağıdan 1450 seviyesinden gelen e, yükselen tren çizgimizin e, yukarıdaki çakıştığı 1945 seviyesine kadar e, yükseliş meydana geldi ve e, buradan satışlar meydana geldi O'sta. Şimdi bizler için e, bu direnci hemen önemli bir direnç şurayı kaydedelim arkadaşlar burası 1945 direnç bölgesi. Şimdi bu 1945 direnç bölgesinden aşağı doğru onsta düzeltmeler hangi seviyeye kadar e, olabilir? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışalım. E, i̇lk etapta düzeltmelerde 1916 e, seviyesindeki <laughs> destek bölgesi önemli arkadaşlar. Burası ilk destek bölgemiz. İkinci destek bölgemizde e, 1894 bölgesinde bulunan Önemli direnç bölgesi olarak altınosta gözükmekte. E, 1916 takimizde olacak arkadaşlar. 1916 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe altınosta hareketler hala yukarı diyebiliriz. Fakat 1916 altına sarkma olur. E, günlük kapanışta gelirse e, bu düzeltme 1894 seviyesine kadar da geri inebilir. Sizler için burada 1916 seviyesi takipte olacağınız önemli bir seviye. Bunu takipte kalacaksınız. 1916 üzerinde durdukça 1945. Onun üstünde de 1965. Evet, 1965. Şuradaki 1965 seviyesindeki direnç bölgesi bu hafta. Veya bugünlerde hedef konumuna gelebilir arkadaşlar. 1965, 1916 üzerinde kaldıkça takip edilmesi gereken e, önemli bir direnç olarak altın onsta görülmekte. Gümüş olsa da bakalım arkadaşlar. Gümüş onsta bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Gümüş ons tarafına baktığımız zaman da e, gümüş onsta gene bir önemli dirençle karşılaşmış e, durumda arkadaşlar buradaki e, 24-35 direnci Evet bu 24-35 direnci de e, gümüş onsta önemli takip edilmesi gereken e, bir seviye 24-35 üzerine gümüş onsla e, atmalar gerçekleşebilirse de arkadaşlar e, gümüş onsta yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir fakat bu 24-35 üzerinde kalışlar e, önemli arkadaşlar kalabilmesi lazım hemen şu 24-35 direncini bir işaretleyelim bizim için önemli bir direnç Çünkü şurada 24-35 direnç arkadaşlar e, düzeltme bizler için ilk etapta 23-46 Seviyesine kadar e, olabilir arkadaşlar. 23.46 seviyesine kadar bir düzeltme. E, bu düzeltme 23.46'yı da kırarsa ikinci önemli destek. 22-50 seviyesinde bulunan destek bölgesi. 23.46 dediğim gibi önemli. Buranın kırılmaması lazım. Burasının kırılması aşağı yönlü hareketi hızlandırabilir. Yukarıda 24 35 dediğimiz gibi bir dirençle karşılaştık. 24-35 direnci yukarı yönlü aşılır. Bunun üzerinde bir kapanış gelirse de arkadaşlar ana hedef 25-15 seviyesine doğru gümüş onstaki hareketleri yukarı taşıyacaktır. Evet gün ve gün görüyorsunuz arkadaşlar iş süren stop bölgemizi yukarıya çekiyoruz. Bugün itibariyle 23-46'ya çektik. 23.46 üzerinde her kalış e, Gümüş ons için Olumlu ve yukarıda e, 24.35 24.60 ve 25.15 Direnç noktalarına doğru e, Gümüşü taşıyacaktır diyebiliriz Hemen gümüş grama bakalım gümüş gramda bizler için Artık önemli stop yerlerimiz Ve beklenti yerlerimiz nereler oldu Sizlerle birlikte Bulmaya çalışalım Evet gümüş Gram grafiği olmadığı için gümüş ons grafiği üzerinde size anlatacağım. E, gümüş gramda bizler için artık 5-11 seviyesi önemli bir destek oldu. Fakat daha öncesinde görüyorsunuz burada da üst tarafta dirence takıldık 5-35 direnci. E, buradan gelebilecek e, 5-35'ten gelebilecek düzeltmelerde e, ilk destek noktamız 5.11. Onun altında da arkadaşlar. Gene önemli bir direnç bölgesi destek bölgesi 4.93 bölgesinde bulunan e, ikinci bir destek bölgemiz mevcut. 5.11 üzerinde kalışlar hareketi hala daha yukarı yönlü e, devam ettirir. O yüzden 5.11'i dikkatle takip edeceğiz. 5.11 üzerinde 5.35 ve aşılması ile birlikte 5.49 gümüş gramda hedef bölgesi haline gelebilir. 5.11'i dikkatli takip. Yukarıda 5.35 geçilmesiyle 5.49 ana hedef bölgesine doğru gümüşte de 5.11 kırılmadığı müddetçe e, yukarı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Önemli seviyeler. E, <laughs> gram altına da bakalım. Gram altına bakmadık. Hemen bir gram altında yapalım. Evet gram altında da arkadaşlar önemli direnç seviyeleri yukarıda test edilmeye başlandı bizler için gram altında dün zaten 426 seviyesini vermiştik 428 seviyesinde artık bir direnç bölgemiz oluştu hemen 428 direnç bölgemizi şurada işaretleyelim Hareketin devamı için 428 üzeri şart. 428 altında e, düzeltme gelebilecek bölge. İlk düzeltme bölgemiz 421 seviyesinde bulunan e, destek bölgemiz arkadaşlar. 421 e, seviyesi altında da ikinci desteğimiz önemli desteğimiz 416 rakamında bulunan ikinci bir e, destek bölgemiz olarak gözükmekte. 416 kırılmadığı müddetçe arkadaşlar gram altında yön yukarıda bulunan 433 seviyesinde bir direncimiz mevcut. Şu 428 üzerinde 433 de bulunan bir direncimiz mevcut. İlk etapta bu 433 direncini Takipte kalacağız arkadaşlar. 433-421 aralığını takipte kalacağız. 416 e, önemli destek bölgemiz. Burası kırılmadığı müddetçe yukarı hareketlerin devamı beklenebilir. 416 altında 412 ve 405. Bunları da bilin arkadaşlar. 412 ve e, 405 destekleri mevcut. 416'nın Altında bir kapanış hareketi 412-405 seviyesine kadar da çekebilir. E, fakat 416 kırılmadıkça e, bir sıkıntı olmadığı gram altında da gözükmekte. Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın önemli seviyeler. E, tekrardan bir hatırlatma yapalım. Gümüş gramda bizler için 400, 493 üzerinde kalışlar e, ve 511 üzeri 493 üzeri kalışlar. Hareketi hala yukarı yönlü olduğunun işareti. Oradan altın onsta gene 1894 bizim için önemli. 1894 üzeri kalışlar yukarıda 1945-1965 hareketlerini bize getirebilir arkadaşlar. E, geri çekilmelerde altın onsta 1916 e, takibimizde kalacak. Kırılırsa aşağıda 1894 mevcut. Gram altında 421 geri çekilmelerde takip edilecek ee, önemli bir rakam. Kırılmadıkça sorun yok arkadaşlar. Ee, fakat asıl sağlam desteği 416 bölgesinde bulunan destek. Ee, bu destek üzerinde kaldıkça da yukarıda 433 seviyesi ee, gram altında takipte kalmanız gereken önemli seviyeler olarak gözükmekte. Gümüş onsta da gene en yakın. 23.46 desteği mevcut. 23.46'yı takipte kalacağız. Kırılması halinde 22.50 bölgesi gümüş onsta takiminizde kalsın. Yukarıda 25.15 hedefi hala devam etmekte. 22.50 üzerinde kaldığı müddetçe. 22.50 kırılımı artık pozisyondan uzak durma anlamına da bir nevi gelmekte arkadaşlar. Gümüş ons tarafında. Evet, bu verdiğim rakamlar bugünkü güncel artık rakamlarımız. Bu rakamları takipte kalacağız. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol kazançlar arkadaşlar.